kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Hamilelik sürecinden konuştuk. Onun o e, sancılı e, geliş döneminden bahsettik. O zaman hamilelikteki ağız ve diş bakımından da devam edelim. Evet çok devam edelim. Yani olur. sizin doğumunuzu bu kadar yakından Daha kimse onun takip etmemiştir. Işte o bir bölümü kadar. var yani. Bayağı evet. değişik, travmatik bir öykü. Kısa evet. sürede anlatılsa da yaşadığınız zaman çok benim için saniyelerin bile kıymetli olduğu bir dönemdi. Kesinlikle. Allah düşmanımın başına vermesin. Evet. Çünkü orada evladınızın hayatı söz konusu. Çok zor günlerdi benim evet. için. Erken doğum zor bir Biz şey. Biz de yani. şimdi hamilelikte o zaman diş bakımı nasıl olmalı? Evet nasıl olmalı? Kişiler öncelikle hamileliğe hazırlanmalı o zaman. Önden yani hamile Önden. kalmadan önce. Şunu iyi bilelim. Hamile kalmadan önce bir tane probleminiz var ise o probleminiz hamilelik esnasında mutlaka ikiye katlayacak. Mesela çürük varsa. Çürük varsa kesin ağrı yapacak. Normalde hamile kalmasanız belki ağrı yapmayacak o diş bir sene daha. Hı -hı. Fakat hamilelikte yapacak. Çünkü bir hormonal değişim. Hı -hı. Vücutta ciddi bir hormonal değişim oluyor. İkinci olarak hamileliğin ilk 3 ayı. Ee, siz de takdir edersiniz ki bulantı ve evet. arkasından gelen evet, kusmaların sıfranın çok fazla olduğu dönem ve e, bulantı ve ağza gelen mide içeriği direkt asidik içeriklidir ve dişlerdeki çürümeyi, diş eti bozukluklarını da tetikler. Hı hı. Eğer iyi bir ağızda, sağlam bir şekilde ağız bakımınızı yaptırmadan hamileliğe girerseniz zaten hamileliğe bağlı bir e, diş eti problemi hormonal değişikliğe bağlı bir diş eti şişmesi e, hemen hemen çok hamileliklerde bayanlar bunu görür. E, bunu katlarsınız ve hastalık boyutuna ulaştırırsınız. Normalde diş etleri hamileliğe bağlı şişmişse hamilelik sonrası bir ay içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi Tabi Tabii hormonal denge düzeldiği zaman düzenliyor. Fakat ama şimdi bunu da mesela bilmeyen bir insan bir panik yaşayabilir bunun hamilelikte olan yani, balansta. Evet. Saçların dökülüyor, vücutta da değişiklik, kilo oluyorsunuz mutlaka fizyolojik olarak değişik ama diş etini duymamıştır mesela. Tabii diş eti kendiliğinden düzeliyor. Fakat siz hamileliğe girmeden önce problemli bir diş etiyle hamilelik geçiriyorsunuz. Bu sefer diş etiniz düzelmiyor iki kat problemi artırıyorsunuz hmm. ve diş etinde ciddi geri dönüşümü zor olan olmayan ve hekim tedavisi diş eti replas replasmanları gerektiren tedavilere giden pozisyonlar yaşıyorsunuz. Hmm. Bunları mutlaka hamilelik öncesi baktırmak lazım. Yani dolgunuzu mutlaka hamilelik öncesi yaptırmanız lazım. Bunu yaptırmazsanız hamilelik esnasında Evet bir takım tedavileri 3 ve 6. ayda daha rahat yapıyoruz konsült ederek hekimlerine. Fakat ilk 3 ay benim en çok ızdırabını çektiğim hasta geliyor. Dişi ağrıyor gerçekten ağrıyor ama 20 günlük hamile olduğunu söylüyor. Ne yapabiliriz? Kadın doğum uzmanına konsültasyon yazıyoruz. Kadın doğum uzmanı orada onun acısını da görerek şunu diyebilir. Evet işlem yapılabilir diyebilir. Fakat diyebilir yani bizim aslında tıp olarak o esnada o çocukta ne gibi hasara yol açabileceğimizi şu an tespit edilmiş garanti yok. Yani şimdi acı bir kesmek tane, var bir taraftan bebeğine zarar öyle. vermek var. Bir tane var. garanti var 22. günü diyor hamileliğin bildiğimiz bilgi. Hasta diyor tetrasiklin grubu ilaç kullanırsa diyor çocuğun kulağı oluşmaz diyor. O ne hocam? Bakar mısınız? Yani bu bilinen bir bilgi. Doğru mu böyle bir şey? Ö tabii ki tabii ki. Şimdi adım. ilk 56 gün hamilelikte çocuğun organlarının teşekkül dönemi. Yani her organın teşekkülü oluyor. 56 günden sonra da gelişme dönemi. Hı -hı. Siz o teşekkül döneminde yapacağınız en küçük yanlış bir şey ya da Hiçbir şey yoktur, olmayacak ama kişinin stresi, kişinin o andaki o hamile bayanın onu kaldıramayacağı bir gerilim dahi ona, çocuğa çok şeyler yaşatabilir. 20 günlükken hamile bayan geldi ve böyle bir problem var. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? İnanın çok çaresiziz. Yani, yani sen ağrıyla yaşa diyemiyorsunuz. Ne yapacaksın? Kadın doğum uzmanı da orada eli kolu bağlı. Rabbim. İnşallah bir şey olmaz diye bunun tedavisini ne iyi. yapıyorsunuz? En azından ağrısını geçirecek müdahale yapıyorsunuz ama yaparken içiniz acıyor, canınız acıyor. Gerçekten hekim olarak da zorlanıyorsunuz çünkü vücutta iki tane can var. Siz bir canı emanet almışsınız Doğru. ve bunun emanetini aldığınız zaman vücudunuz değişmeye başlamış. Ne olur böyle kıymetli bir işe? Ne olur böyle gerçekten çok hı hı. özel döneminizde ne kadar eşinize naz yaparsanız yapın serbest. Evet. Kayınvalidenize ne kadar naz yaparsanız yapın serbest. O yüzden Her şey sağ ama Önden ağız bakımı kesin. kalmayı diyoruz. düşünüyorsanız evet. önce sağlığınızı ciddi alacaksınız. Bir kontrolden geçeceksiniz. Efendim programımızın sonuna geldik. Evet. Bugün çok dolu, çok yoğun bir program geçti bizim için. Sizin kesinlikle için de öyle derdi. Evet. Farklı bir program oldu. O zaman bir başka ilki varsın da görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz.